Evet, alıştırma zamanı geldi. Present Perfect ile ilgili çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk alıştırmamız bir arkadaşımıza mektup yazıyoruz. Mektupta kendimiz hakkında ve diğer insanlarla ilgili bilgi veriyoruz. Verilen kelimelerle de cümle yapıyoruz. Burada da Present Perfect'i kullanıyoruz. Dear Chris, lots of things have happened since I last wrote to you. En son yazdığımdan bu yana çok şey oldu. Bakalım neler olmuş arkadaşlar. Buradan nasıl present perfect'te bir cümle yapabiliriz? Birinciyi birlikte yapalım. I have ya da has'den bir tane kullanacağız. I have. Fiilin üçüncü şekli past participle form of the verb. Verb 3. Bought a new car. I have bought a new car. Diğerleri de çok çok basit. My father has started a new job. I have given up smoking. I've given up smoking. Cem and Susan go to bedroom. Cem and Susan have gone to bedroom. Helen has had a baby. Read the situations and write sentences. Aşağıdaki durumları okuyun ve cümleler yazın. Choose one of the following. Aşağıdakilerden, fiillerden de uygun olanı seçin. Birinciye bakalım. Mike is looking for his key. Anahtarını arıyor. He can't find it. Bulamıyor. O halde ne diyebiliriz? Yukarıdan lose fiilini seçelim. He has lost his key. Mürüvvet can't walk and her leg is in plaster. She has broken her leg. She's broken her leg. Maria's English wasn't very good. Now it's much better. Her English has improved. It has improved. It's improved. Evet, has yardımcı fiilinin kısa şekli is şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Tim didn't have a beard last month. Last month. Now he has a beard. He has grown a beard. He has grown a beard. This morning I was expecting a letter. Now I have it. The letter has arrived. It has arrived. It's arrived. I've had a letter. Had a letter. Last week the bus fare was 80 pence. Now it's 90. So the bus fare has gone up. It has gone up. It's gone up. Buradaki alıştırmada da B kişisinin konuşmalarını tamamlıyoruz. Parantez içindeki fiillerle birlikte just already yet'ten birini tercih ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Zaten verilmiş burada parantez içerisinde. Would you like something to eat? No thanks. I've just had lunch. Do you know where Julia is? Julia'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yes, I've seen. I've just seen her. What time is David leaving? He's already left. He has already left. What's in the newspaper today? I don't know. I haven't read it yet. Read, read, read. I haven't read it yet. Is Anne coming to the cinema with us? No. She's already seen the film. She has already seen. She has already. She has already seen the film. Are your friends here yet? No. They've just arrived. They have just arrived. What does Tim think about your plan? I haven't told him yet. Put for or since. Evet, bir for since alıştırmasıyla beraberiz. Artık biz biliyoruz ki for'dan sonra süreç, since'den sonra başlangıç noktası olmalı. Üzerinde konuşacaklarımız var. Çok basit olanlar var. Bakalım. For a month. Since then. Yine past simple'da bir cümle görürsek önüne since getiriyorduk. Since I was born. 3 minutes. 3 dakikalık bir süre. For. 19th century bir başlangıç düşünülür. Since. The beginning of the term. Yine geçmişte. Point in time. 2 hours. Geçen süredir. For. A long time. For a long time. For ages. For several hours, October the 24th, 1995, since le kullanılır. Yine his birthday, since his birthday. A fortnight, 14 günlük bir süredir, dolayısıyla süreçtir. 2019 bir başlangıç noktasıdır, since 2019. Last year dediğimizde,
ne gelecek? Since gelecek. Ama the getirdiğimizde geçen 3000 geçen 365 günlük bir süreyi kasteder. Süreç olduğu için de for. Two days, iki günlük bir süre for'la anlatılırken, two days ago dediğimizde iki gün öncesi zamanda bir noktadır. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak kabul ederiz ve since kullanırız. Christmas akiza öyle. Yesterday, since. Six years, geçen süredir, for. He left you, bir past simple cümledir ve böyle bir cümle görürseniz since boşlukta uygun olacaktır. My childhood için bir şey söyleyelim. Çocukluğumdan beri diyoruz ama çocukluğumdur diye çevirmiyoruz. Demek ki sadece den beri dediğimiz durumlarda since kullanırız. Hem den beri hem de dır dediğimizde for kullanırız. Mesela 6 yıldan beri diyebiliyoruz. 6 yıldır diyebiliyoruz. Demek ki hemdir hemden beri diyebiliyorsak çevirirken for, sadece den beri diyebiliyorsak since kullanırız. Nedendir diyemiyoruz? Çocukluğumdur. Yanlış bir ifade olur. Been ve gone, bunun ayırt etmesi kolay olan ifadelerden biri. Jim is on holiday, tatilde ise, is gone to Italy. Hello, I've just merhaba diyor ve karşımızda bizimle konuşuyor. Demek ki bir yerde bulundu ve geri döndü. I've just been to the shops. I bought lots of things. Alice isn't here at the moment. Şu anda burada değilse, she's gone to the shop to get a newspaper. Tom has gone out olmalı. He'll be back in about an hour. Are you going to the bank? Karşımızda muhatabımız var. Bankaya mı gidiyorsun? No, I've already been to the bank. Ben bankada bulundum zaten. Complete these sentences using today, this year, this term. I saw Tom yesterday, but I haven't seen him today. Dün gördüm ama şu an, bugün bitmedi, görmedim. I read a newspaper yesterday, but I haven't read one today. Last year the company made a profit, but this year it hasn't made a profit. It has made a loss. Tracy worked hard at school last term. Yine last term, bakın, last year, yesterday, yesterday gibi ifadeler geçmişle ilgiliyken, this term'den bahsederken hasn't worked. It snowed a lot last winter, but it hasn't snowed this winter. Our football team won a lot of games last season, geçen sezon birçok maç kazandı, oyun kazandı, but we haven't won many or any games this season. Bir başka alıştırma grubu, read the situations and write sentences. Aşağıdaki durumları okuyun ve cümleler yazınız. Jack is driving a car, but he's very nervous and not sure what to do. Jack araba kullanıyor ve şu anda çok sinirli, gergin ve ne yapacağını bilemiyor. Ve soruyorsunuz, have you driven a car before? Daha önce araba kullandın mı? He says, no, this is the first time I've driven a car. Bu benim ilk araba kullanışım. Len is playing tennis. He's not very good and he doesn't know the rules. Tenis oynuyor, pek iyi değil ve kuralları bilmiyor. Nasıl soruyoruz? Have you played tennis before? He says, no, this is the first time I played tennis. Hadi bunu biraz daha yavaş düşünerek yapalım. Sue is riding a horse. Bir ata biniyor. She doesn't look very confident and comfortable. Pek güvenli değil, rahat hissetmiyor. Öyle görünüyor çünkü. Ne soruyoruz? Bu ilk binişim mi diyebilir miyiz? Daha önce bindim mi diye soralım. Have you ridden a horse? O da ne diyor? No, this is the first time I've ridden a horse. Evet, bir ata ilk defa biniyorum. Maria is in London. She's just arrived and it's very new for her. Maria şu anda Londra'da, henüz ulaştı ve çok yeni bir şey bunun onun için. Daha önce Londra'da bulundun mu diye soralım mı? Have you been to London before? No, this is the first time I've been to London. Put the verbs in brackets into the present perfect and simple past or simple past. Evet, ya present perfect tercih edeceğiz ya simple past tercih edeceğiz. This is my house. How long ile başlayan sorularda genellikle present perfect'i kullanırız. How long have you lived? Have you been living? Bu da present perfect continuous tense. Bu ikisi de perfect tense olduğu için kullanılabilir. I have you
lived. Have you been living? Have you lived here since 1970? Evet, burada da have you lived, have you been living here since 1970 şeklinde yapabiliriz. Burada ne olmalı? Ona bakalım. He lived in London for 2 years and then went to Edinburgh. Geçmişte olan bir olay. Şu anımızla alakası yok. Burada nasıl bir cümle? When'li ifade varsa ve past simple varsa bu önceki cümlenin de past tense kullanma zorunluluğu var. Did you wear your hair long when you were at school? Okuldayken saçların uzun muydu? Yes, my mother insisted on it. Annem bu konuda ısrarcıydı. When'li cümleler var yine. When I left school olmalı. I cut my hair and I have worn it ever since. Şimdi şuraya kadar dikkat edelim. Ben okuldan ayrıldığımda saçımı kestim ve şu ana kadar have worn it ever since. O zamandan beri şimdiye kadar hep ne yaptım? Evet, uzun uzattım. Shakespeare geçmişte yaşayan bir karakter. Wrote a lot of plays. Eğer hayatta olsaydı ve şu ana kadar birçok eser yazmış olduğunu söylemiş olsaydık, Shakespeare has written a lot of plays, birçok tiyatro oyunu yazmış bulunuyor diyebilirdik. Ali has written several plays, he has just finished his second tragedy. İşte biraz önce Shakespeare için söylediğimiz şeyler. Ali şu an hayatta ve birkaç ne yapmış? Oyun yazmış ve ikinci tragediyasını yeni bitirmiş. Buraya bakarsak Loch Ness last week. Last week dediğine göre geçmiş zaman. O zaman I flew over Loch Ness last week. Loch Ness denilen yerde bir canavar hikayesi uydurdular. Bizim Van Gölü canavarı gibi bizimkiler de Van Gölü'nden esinlendi. Did you see the Loch Ness monster? Did you see Lake One monster? Teşekkürler arkadaşlar.